Civan perçemi otu, 40'tan fazla türü olan bu bitki, güneşle beraber etrafa hoş bir koku salgılar. Eylül aylarında dağlarda mor, pembe ve sarı renklerde ortaya çıkar. Civan perçemi güneşte kurutularak tüketilir. Çay olarak tüketilen bu ot, bir bardak kaynayan suya atılır. 10 dakika demlenmesi beklenilen çay, daha sonra süzülerek tüketilir. Uzmanlar 10 dakikadan uzun süre bekletilen civan perçemi otunun, zararlı olabileceğini vurgular. Peki civan perçemi faydaları nelerdir? Makat bölgesinde oluşan, basur memelerinin geçmesi için birebir fayda sağlar. Civan otu içerdiği uçucu yağ sayesinde, ciltte deforme olmuş hücrelerin yenilenmesinde yardımcı olur. Cildin yenilenmesini desteklediğinden, yara enfeksiyonların ve iltihaplı ödemlerin iyileşmesini hızlandırır. Boğaz enfeksiyonlarını gidermede birebir fayda sağlar. Aynı zamanda boğazdaki iltihapları, balgam yolu ile atmaya yardımcı olur. Sürekli öksürüğü keserek nefes alıp vermeyi kolaylaştırır. Midede oluşan fazla asit oranını dengeler ve mide duvarının yağlı yiyeceklerden zarar görmesini engeller. Mide delinmesi ve bulantısı gibi rahatsızlıklara yakalanma oranını azaltır. Regl dönemleri ağrılı geçen kadınlar için doğal ağrı kesici çaylarının başında gelir. Vücuttaki serbest radikallerin sayısını azaltarak bağışıklığı güçlendirir. Böylece vücudun kanserli hücrelerle savaşmasını kolaylaştırır. Civan perçemi çayı, adet ağrılarını dindirir. Basur problemine iyi gelir. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Kemikleri güçlendirir. Sindirim sistemini güçlendirir. Vücut direncini arttırır. Soğuk algınlığına iyi gelir. Cilt yaralarına iyi gelir. Civan perçemi çayının hazırlanışı ise şöyledir. 2-3 tutam civan perçemi bitkisini, 1 bardak suya ekleyip kaynattıktan sonra, 10 dakika bekletmek ve ardından süzmek, çayın hazırlanması için yeterlidir. Peki civan perçemi zararları nelerdir? Civan perçemi hakkında kanıtlanmış bir zararı bulunmamaktadır. Ancak bazı bireylerde alerjik etkiler gösterebilir. Deri döküntüleri şeklinde rastlanabilecek bu durum için, mutlaka bireyler kullanmadan önce uzmanlara danışmalıdır. Tavsiye edilen tüketim ölçüsünü aşmamak önemlidir. Hepinize şifalı günler dileriz. Bu tür videoların devamı için, videoyu beğenip, kanalımıza abone olabilirsiniz.